İyi akşamlar değerli ETV izleyicileri, sevgili hemşehrilerim, değerli Manisalılar. Bir yeni sezonda daha sizlerle buluşmak, sizlerle asbar etmek, evlerinize konuk olmak imkanını bize tanıyan hem ETV'ye hem de Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kış gecelerinde, uzun gecelerde yine her hafta sizlerin evlerine konuk olacağız. Değerli arkadaşlarımla birlikte Sayın Halil Köprücüoğlu, Sayın İsmail Ömer Reisoğlu ve Sayın Ali Emir Osmanoğlu ile birlikte farklı konularda düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah. Umarım bundan önceki yıllarda yaptığımız programlardan memnun olmuşsunuzdur. Herhangi bir tenkidiniz olursa, katkınız olursa yine ETV kanalını arayarak düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız biz de programlardaki hem konu seçiminde olsun hem de konuların işlenmesindeki usulde olsun, üslupta olsun bu uyarılarınıza kulak veririz. Onları dikkate alırız inşallah. Tabii ETV bu sene yeni bir hamle yaptı hepinizin bildiği gibi. AB yolunda yüksek standartlar tarzında bir ortak projeyle bu sene gündeme geliyor. Ve Kanal Avrupa ile birlikte ortak yayınlar, ortak yayınlarla birlikte ortak hem Almanya'da hem Avrupa'da hem Türkiye'de bunların izlenebilme imkanları. Manisa'yı, Manisa'nın değerlerini, Manisa'nın güzelliklerini Avrupa ile paylaşma imkanını da ETV ile inşallah bulacağız. Biz de bugün yeni yılın ilk programını Besmele ile açalım arzu ettik. Bismillah her hayrın başıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu birinci söz isimli, Sözler isimli eserinin birinci sözünde. Bunu biraz açacağız. Besmele'nin esrarını, Bismillah kelimesinin içindeki Allah, Rahman, Rahim isimlerinin ne manaya geldiğini, nasıl kapıları açtığını inşallah bu çerçeve içerisinde biraz bir iki hafta sizlerle paylaşalım istiyoruz. Evet, Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, kendime hitap ediyorum. Bediüzzaman Hazretleri önce kendime yazdım diyor zaten. Şu mübarek kelime, İslam nişanı olduğu gibi, Müslümanların İslam'ın nişanı, göstergesi Bismillah. Bütün mevcudatın, yani sadece Müslümanların değil, bütün varlık aleminin, bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanıdır. Dua lisanıdır. Bence. Yani bütün mahlukatın, bütün mevcudatın dua lisanı besmele. Bu çok geniş bir şey, açılması gereken bir kısım. Diğerini belki işte hep yapıyoruz, biliyoruz Müslümanların kullandığı bir kelime olarak falan ama kainattaki bütün mevcudatın, bütün varlık aleminin de ortak duasının lisanı olması meselesi çok, çok yeni, daha orijinal bir şey değil mi? Burada biraz durmak mümkünse. Biraz okuyalım, ondan sonra açalım mı isterseniz? Öyle mi? Buraya kadar bir şey, bir bölüm konuşalım. Buyurun. Evet, mümkünse. Tamam. Tabii Bediüzzaman Hazretleri'nin başka konularda olduğu gibi bu besmele meselesinde, Bismillahirrahmanirrahim'de de temel gayesi tevhid nazarıyla bakmak. Adeta 1400 senedir üzerine tozlar düşmüş ve biraz paslanmış hakikatleri kendi aslına döndürmek. Fabrika ayarlarına göre. Orijinal haliyle. Orijinal haliyle değerlendirmek. Evet. Okuyucuyu, dinleyiciyi. Evet. Onun düşünmek. Hakikatine inmek. Belki. İçini doldurmak. İçini doldurmak. Mahiyetini daha açık hale getirmek. Şimdi Bismillah esasında yani etimolojik yapısını düşündüğümüzde. Bismillah yani bunun tercümesi meal olarak Allah evet. Adıyla başlamak. Evet. Başlarım. Değil mi? Evet. Allah adıyla başlarız. Allah, Rahman, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde. Bismillah dediğimizde Allah adıyla başlarız. Evet. Fakat ben Çanakkale Bayramış ilçesinde lise müdürlüğü yaparken bir arkadaşım vardı. Çok büyük bir dükkanı var. Birkaç çeşit mal satıyor. Bayram öncesi birkaç tane yüksek ücretle tezgahtarı iyi yapan insanlar tutmuştu.
Neredeyse yani bir haftalık parayı bir günde onlara veriyordu. Fakat dükkanı açarken Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim diye açmış. O kendine çok güvenen tezgahtarlar. Ya sen çok tuhaf bir adamsın. Ne işimiz yapıyoruz. He? Sen ne diyorsun? Ne işi var yani Bismillah'la ne alakası var şimdi dükkanın gibi ona bir serzenişte bir itirazda bulunmuşlar. O da demiş ki ben bütün bu sattığım malların arkasında yani o ürünleri her ne kadar tarlalarda, fabrikalarda birileri işliyorsa perde arkasında bunları verenin Cenab-ı Hak olduğuna inanıyorum. Yani bir toprak ve karbondioksit ve su çok basit, akılsız, şuursuz varlıklar olarak işte kumaşıma esas olan pamuğu veya işte kendini, keneviri bunu meydana getirmesi ilmen mümkün değil. Akılsız, şuursuz varlıklar ve insanın anne karnına bir damladan teşekkür etmesi, 100 trilyon hücreyle bu kadar karmaşık bir vücudu meydana gelmesi, akılla donatılması, eşyanın mahiyetini anlayıp onlarla fabrikalar yapması falan da mümkün değil. Her ne kadar siz kendiniz bir şey yaptığınızı sanıyorsanız da sizi yaratan da bir damla su da Allah'tır. Ben bütün bu mananın yani bu yaşadığım dünyada, Çanakkale'de, Bayramiç'te, bu dükkanda bütün hayatı işlemlerimin arkasında Rahman ve Rahim olan Allah'ın ilim ve kudretiyle durduğuna inanıyorum. Adeta bu farkında olduğumu Allah'ı ifade etmek için ve kendime de hatırlatmak için, size de hatırlatmak için bilerek Bismillah diyorum. Burada hükmeden siz değilsiniz. Ve göreceksiniz, akşamüstü inşallah çok para kazanacağız. Sizin normal insanlardan 3-5 kat olan yövmiyelerinizi de vereceğim. O zaman da yine ona teşekkür edeceğim. Ama ben size yine teşekkür ediyorum. Bu parayı vererek teşekkür ediyorum. Dolayısıyla onlara hakikaten İlahiyatçıların bile anlatmadığı bir tarzı, yani besmelenin özündeki farkındalık manasını ortaya koymuş. Mesela başta Bismillah her hayrın başıdır diyoruz. Ben bunu yani 40 küsur senedir okuyorum bu metinleri. İlahiyatçı arkadaşlarıma sordum, yani işte çok hayırlıdır. Hayırlı işlerin en önündedir. Yani sen istediğin kadar hayırlı şeyler say, bu onlardan da hayırlıdır. Ya bütün bunlar tamam da dedim, yani çok zayıf kalıyor. Halbuki ben adeta kainata içtiğim çayın suyun arkasında, yani şu çay bardağının camın arkasında, o basit kum taneciklerinin ısı karşısında mikrop tutmayan şeffaf bu harika bardağa dönüşmesinin arkasında Allah'ı görmem lazım. Veya ısıyla, su vermekle, yağa batırmakla çok değişik hasletler kazanan bu demir metalini işte böyle üzeri kaplanınca paslanmama haline kadar, atomların dizilişlerine kadar adeta Kur'an'da inzal edilen demiri görüp onun arkasında, yani filanca arkadaşımız evimize kıymetli bir hediye gönderse, hediyeyi getiren işte aracı çocuğa veya o hizmetçiye işte 3-5 lira taşıdığı için, getirdiği için bir teşekkür etmek, para vermek elbette doğrudur. Fakat o çocuğun elinden ayağını öpmek, esas hediyeyi göndereni bilmemek hakikaten çok büyük bir gaflettir. İşte İslam dünyası esasında Bismillah derken Cenab-ı Hakk'ın ve peygamberlerin, hatta belki geçmişteki bütün peygamberlerin zikrettikleri Allah adıyla başlamak, Allah adıyla işlemek, Allah adıyla yemek, içmek, yatmak, kalkmak, yani her hareketimizin başında ama sesli ama sessiz olarak bu kelimeyle başlamak hakikaten kainata, Allah'a ve insanlara şunu ilan etmektir. Ben bu madde aleminde, mülk aleminde her şeyin Allah'ın izniyle, iradesiyle, ilmiyle, kudretiyle olduğunun farkındayım. Ve bunu ilan ediyorum. Bunu demektir. Evet. Aslında şöyle bağlayabiliriz belki, değil mi? Yani Bismillah her hayrın başıdır. Kelime-i Tevhid'deki bir yediğin hayırla bağlasak, değil mi? Bütün hayırlar. Yani bütün hayırlar, her hayır onun elindedir. Çok güzel. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz amal-i saliha, güzel işler yanında kaydedilir. Ve bu kelime
insanlara ve cinlere nida edip müjde verir ve der ki, yani Bismillah'ta da bunu söylüyoruz aslında, değil mi? Yani böyle düşünebiliriz. Yani ey biçareler, ey insanoğlu, ey fani olan insan, dertlere müptela olan, ihtiyaçları çok olan, düşmanları ziyade olan insan. Kabre göçtüğünüz zaman, eyvah malımız harap olup, sahimiz heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip meyus olmayınız. Zahiren böyle bir şey var. Yani besmele ile başladığımız zaman biliyoruz ki, bilmeliyiz ki hiçbir şey zayi olmuyor, hiçbir şey kaybolmuyor. Yaptığımız her iyi şey amel defterimize çok fazlasıyla yazılıyor. Yani insanı en fazla rencide yani, eden şey, yaptığı bir güzelliğin kendi açısından, o güzellik değilse, güzel neyse, onun kaybolup gitmesidir, unutulmasıdır yani. Dolayısıyla bu manayla baktığımız zaman yaptığım o güzel fiiller, belki davranışlar, hareketler, hatta insanlar işte doğum günleri, sünnet merasimleri falan, bunları kayda alıyorlar. Ta ki ileride onun hatırasını yaşasınlar falan. Evet. Dolayısıyla böyle kayıt altına alan, hiçbir şeyi heba etmeyen, hiçbir fiilimin boşa gitmediğini bana ihtar eden bir mana var karşımda. Evet. Hatta orada bir şey dediniz. Bu İslam nişanı ve bütün varlıkların zirdi zebanıdır. Yani bu kelimeyi ifade eden İslamiyetle, imanla, Kur'an'la 1400 senedir insanlığın beşte birini etrafında pervane eden bir harika dinin, en mükemmel dinin o şahısta, o bölgede varlığının da işareti. Ezan gibi, hani kıyafetler gibi ayrı bir şair, siz onu kainat ve Allah'ın nezdinde diyorsunuz ki evet bu Müslümandır. Çünkü onu ben eskiden çocukluğumda anlamazdım mesela. Büyükler derlerdi ki yani önce işte dedemiz başlasın yemeğe. Bakalım fiyatını verdiniz mi? Bismillah diyelim. O bana böyle bir tekerleme gibi bir şey gelirdi. Ama yıllar geçtikçe hele işte bu Kur'an tefsirlerini falan okumaya başlayınca çok önemli bir şey olduğunu, onu ifade etmek. Yani mesela bize selam adeta vermeden konuşmak abes kabul edilir bizim cemiyetimizde. Topluma girerken selamun aleyküm dersiniz. O bile esasında bismillah bir başka şekli. Yani diyorsunuz ki sizi rahatlatsın Cenab-ı Hak. Size huzur versin. İşleriniz yolunda gitsin anlamına geliyor. Siz ona diyorsunuz ki size de aynı şeyleri versin. Sanki bunun bir teyidi var. Bu o toplumda imanın ve Müslümanlığa ait bazı temel manaların kalplerine kadar yer ettiğinin delili. Çok önemli bir şey yani bu. Evet. Şeyde adeta bu eski tarihi filmlerde vardır işte. Gelir bir şey ferman okuyacaktır. Padişahımız Haşmet Bahap Hazretleri adına evet. diye başlar. Evet. Devletluğu Haşmet Bahap gibi. Yani sıfatlarla yadet. Orada onunla bağlantı kurarak adeta o şeyde hükmetme. Çok güzel. O, oranın oraya sığınma ve bütün hayırları ondan bekleme gibi bir mana var arka tarafında. Evet. Ve o ferman da bunu yapabilecek olan birisi olduğu için söylenir. İltifattır yani. Tabii, tabii. Yüksek yerden tebaaya fermanın gelmesi, ona değer vermek, evet. ona iltifat manasında. Yani bir bağ kuruyorsunuz. Tabii. Yani ben bunu söylüyorum da bu benim işte bu aciz, zayıf halimin ifadesi değil. Kudretli olan, her şeye gücü yeten, sizin de efendiniz olan padişahtan size geliyor. Yani adeta bunu işte bu dünyevi padişahlar yerine bütün kainatın ezel ve ebed sultanına olan bir bağ olarak Bismillah'la hallediyorsunuz adeta, değil mi? Yani Bismillah her hayrın başıdır. Çünkü her hayrı verebilecek olan, her türlü zararı def edebilecek olan, her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek olan ve bütün talep ettiklerinizi size verme gücüne sahip olan bir tek o var. Evet. Dolayısıyla ben onu tanıyorum. Aynen. Onun adıyla başlıyorum. Yani imtihan sırrı gereği kendisini göstermeyen, evet. fakat bütün yaratılışları hükmeden, perde arkasındaki sınırsız ilim ve kudretin sahibiyle ilişki kurmuş oluyorsunuz. Evet. Burası çok önemli. İsmail Bey sık sık ben seminerlerde duyarım. Mesela o nimetten inama geçmek diye bir şey anlatır. Allah için benim de çok ruhuma etki eden bir şeydir. Yani mümin esasında
Herhangi mesela ileride gelecek bir sofraya oturuyorsunuz. İşte şimdi kahvaltıda eşimle birkaç zeytin, birkaç perse, peynir, bir domates, belki bir çay, bir meyve suyu gibi 3-5 tane şey var, yumurta var. Fakat biz beraber diyoruz ki yahu bu yumurta için bir fabrika, küçük bir fabrika 5 santimlik bantında yumurtayı adeta yapan gibi zahiren görünen ama çel çöp böcek yiyen bir varlık benim için şuurlu bir fabrika oluşmuş. Bu yumurtayı o yapıyor. Adeta görünmeyen kalıplarda müthiş ya yani, o pislik yiyen tavuğun yumurta yapması imkansız veya bir ağaç. Ama ağacın kainatla ilgisi var. Dünyanın iyilikliğiyle 23 derecesiyle sıcaklıkla, soğuklukla, toprakla, fotosentezle alakası var. Onun arkasında hele ineğin, koyunun, keçinin kanla fışkı arasında meydana getirdiği şeyin arkasında işte ben adeta eşimle birlikte biz bunların farkındayız. Beraber Bismillahirrahmanirrahim. İnanın o nimetler birazcık daha lezzetleniyor. İşte bu mümine yakışan bir idrakin ortaya konması adeta. Bu çok önemli. Bunu yapmayan yani ritim halinde belli ibadetlerin ona da etrafında çok tesiri olmuyor. Ama bu idraktaki bir insan hayatın her safhasında çok dikkatli. Milletini sever, konu komşu haklarını riayet eder, haksızlık yapmaz, zulüm karşısında susmaz, kimseye zulmetmez. Yani adeta bütün o insanlığın saadet için ortaya konulan İslam'ın bir prototipidir. Eşik, yani, eşik. Oradan adımını atıyorsunuz. Evet. Adeta içine giriyorsunuz. Evet. Evet, Bismillah tanımı olarak lügata bakıyoruz. Lügatta evet. Diyor ki Allah namına, Allah için, Allah'ın adı ve izniyle. Çok güzel. Yani çok bu, güzel. Bu kelimeleri müthiş. Bunları içinde barındırıyor Bismillah kelimesi. Yine şeyden Şükür Risalesi'nden bir kısım almış şeyde. Esbab-ı zahiri eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerekir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse mesela hayvan ve ağaç gibi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına verir. Ya. Yani Bismillah'ın bize çağrıştırdığı manalar değil mi? Yani öyle bakacağız. Madem o lisan hal ile, hal lisanıyla Bismillah der sana verir. Sen de. Sen de Allah hesabına olarak Bismillah de al. Yani o bağ, o sebepler mi sana veriyor yoksa sebeplerin arkasındaki hakiki yaratıcı mı veriyor? Farkındalığını ortaya koyuyor. Bismillah'la adeta sağlıyoruz gibi bir şey. Peki kapınıza bir bisiklet veya motosikletle kıymetli bir hediye girerse, paket konsa, siz o çocuğa mı aşırı hürmet edersiniz? Elbette ki o taşıdığından dolayı verirsiniz. Siz de 5 kuruş, 3-5 kuruş verirsiniz. Ama orada esas hediyenin sahibi. Bir de Rıza Bey, şimdi mesela ben orduya desem ki hazır ol. Orada bir tepki olmaz. Kimse umur olmaz. Orada bir asker bağırsa olmaz. Ama ordunun komutanı bağırdığında binlerce insan ya rahata ve hazır olacak geliyorlar. Yani bazen arz suyunu yut gülerler bana. Fakat bir bakıyorsunuz denizler kabarıyor, tsunami oluyor. Bir anda dağlar parçalanıyor. Efendim içinden lavlar çıkıyor. Veya binlerce. İşte ilmin verilerine göre 300 milyar tane 300 milyar galaksi içindeki yıldızlar onun emriyle sapan taşı gibi dönüyor. Şimdi ben bütün bunu Allah'ı bu şekilde anladıktan sonra o besmeleyi çok farklı söylerim. Yani elimdeki tırnağımın yapısına, parmaklarımın eklemlerine, kaslarıma kadar beni tam yaşayacak halde yaşatan bir Allah'ı farkına varmak çok önemli. Dolayısıyla Bismillah müminin elbette ki sofiyane her su içerken Bismillah demeyebilirim. Ama o idrak, o idrakin gelmesi, işte arkadaşım diyor ya diyor, işte benim yakınım diyor çok hasta, uzun süre zayıf kaldı bir şey yemediği için yattığı yerler çürüdü diyor. Halbuki normalde insan durmadan dönüyor. Veya işte kabımızda, bacaklarımızda kaslar, etler var. Biz sanki yastıklarla oturup kalkıyoruz. Ama insan çoğu zaman bunun farkına varmıyoruz abi. Yani öyle nimetler, bu nimetlerin farkına varmaktır. Bunun bir kelimeyle ifadesidir. Kainattaki paranın anlaşılmasıdır. Ve hakikaten komutanın ilanıyla sokaktaki herhangi bir insanın ilanı çok farklıdır. Biz onun kainatı diyoruz ki ben bu yerlerin sultanının adıyla bir şey ilan ediyorum. Kapını çalıyorum. Evet. Yani o zaman herkesin dinlemesi kusura, çok farklı yani, olur. Parola şey derler ya işte. Evet. Onun gibi evet, şey. Evet. Çok güzel.
Belki bu programlarda kullandığımız, en çok kullandığımız terim ve tabirlerden birisi de kainattır. Şimdi değerli seyircilerimiz daha önceki programlardan hatırlarlar ki yani bizim üslubumuz yani Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri onun kainattaki yansımalarıyla, tecellileriyle, akisleriyle birlikte mütalaa ediyoruz. Yani aynı zamanda göze ve akla hitap eden bir üslup bir zaman. Bilinmeyene bilinenden yola çıkarak ulaşma metodu. Hakikaten çok güzel bir tevafuk oldu. İlk programımız Besmele ile yola çıktık. Bizim oralarda bir Ramazan manisi vardır. Besmele ile girdim yola, selam verdim sağa sola. Haberim iki gözüm komşularım, Ramazanınız mübarek ola. Evet. Size diyoruz ki iki gözümüz değerli seyircilerimiz. Yeni sezon mübarek ola. Hepimiz hakkında mübarek ola. İnşallah. İnşallah güzel, hayırlı ve faydalı fikirlerin serdedildiği programlar yaşarız birlikte. Ben o zaman size bu girişinize bir soruyla yani onu da mukaddime olarak hani kainat dediniz ya, bunu da bütün mevcudatın lisanı girdize bağlı, onu açar mısınız biraz? Şöyle açalım. Aslında konuya mukaddime olarak şöyle ben de müsaade girmek istiyorum. Yani mesele insanın fıtratı ve tabiatıyla, yapısıyla alakalı bir meseleden bahsediyor. Yani insan denilen mahluk sadece kendi vücuduyla, kendi cismiyle alakalı bir mahluk değil. Yani o çok zengin donanımından dolayı etrafındaki eşya ile, varlık alemiyle de ilgilenmiş. Yani onun yaratılışın da esrarını çözmek arzu etmiş insanoğlu. Merak duygusu. Merak duygusuyla. Yani benim sahibim kim, malikim kim? Yani bütün akıllar. Ben tek akıllı varlık o. Evet. Yani ben neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyada işim nedir gibi suallere sormuş ve bu suallere cevap aramış insanoğlu. Evet. Dolayısıyla peki bu yaratılış konusundaki ihtiyaçlarına cevap verecek olan merci nedir, nerede bulacaktır bunu? Yine eserlerinden istifade ettiğimiz Bediüzzaman Hazretleri üç büyük delil vardır diyor malum. Birincisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun yani Halık'ımızı bize tanıtan üç delil. Deliller, burhanlar. Evet. Yani ben delile tabi bir mahlukum. Evet. Misal olmalı, delil olmalı. Aklım ikna edilmeli benim. Aklen de ikna olmalıyım. Dolayısıyla peygamberler bu noktada yaratıcının ilmine tercüman olmuşlar, bize intikal ettirmişler. Evet. Bu bir. İkincisi onun kitabı, kainat kitabının tercümanı olan Kur'an karşılığı. Yazılı metin olan. Evet. Adeta ilahi bilginin teorisidir Kur'an-ı Kerim. Fakat bir de bunun pratiği var. O ilahi bilginin pratiği kainat kitabı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı hani tanıtan deliller ve burhanlar aslında sonsuz. Kainata baktığımız zaman karşımıza sonsuz deliller çıkıyor. Şimdi bu besmele meselesinde Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman Allah'ın üç ismiyle karşı karşıyayız. Birincisi Allah. Buna lafzayı celal diyoruz. Yani bütün ilahi sıfatları bünyesinde toplayan kainatın sahibinin, ilahının özel ismi Allah. Ama o Allah lafzının içinde ona ait birçok sıfatlar, isimler, ünvanlar, fiiller tezahür ediyor ki onların yansımalarını da kainatta görüyoruz. Yani şöyle bir misalle bu meseleyi akla yaklaştırmak icap ederse dilimizin döndüğü kadarıyla. Yani bir devlet bürokrasisi düşünelim. Devlet bir takım ünitelerden meydana gelmiş, bürokratik yapılardan meydana gelmiş ama o devletin zirvesinde devlet mekanizmasının işlemesine vesile olan bir lider var, bir cumhurbaşkanı vardır. O cumhurbaşkanının kanunu, hiç şüphesiz anayasaya tabidir, yasaları, kanunu, ilmi, iradesi o devlet bürokrasisinin veya ünitelerinin her tarafında tezahür eder. Yani o cumhurbaşkanı askeri bürokraside başkumandan olarak kendini gösterir. İşte eğitim camiası manen oradadır yani. Manen oradadır. Evet. Onu temsilen orada icraat yapılır. Evet. Eğitimde işte en büyük eğitimcidir. Evet. Diğer bir tabirle baş öğretmendir. Baş onun adına. Yani devletin bütün bürokrasilerinde onun adına bir icraat söz konusudur yani. Şimdi olaya veya şöyle baktığımızda
Herhangi bir sanat ve sanatkar ilişkisi noktasında olaya baktığımızda her bir sanatta sanatkarın bir takım sanatkarlık vasıfları yansır. Yani mesela bir ressam diyelim veya heykeltıraş diyelim, o çekiş darbeleriyle veya fırça darbeleriyle o sanatın üzerine, o sanatkarın ruhunda mevcut olan sanatkarlık sıfatları, ünvanları, özellikleri oraya akseder. Tasvir etme, süsleme gibi, şekillendirme. Yani hani sanat galerilerinde insanlar duvarda asılı tabloların etrafında öbek öbek toplanırlar ve aralarında konuşurlar. Neyi konuşurlar? Ya orada şu kadar gençlikte bir bez kullanmış, şu kadar boya kullanmış meselesini konuşmakta. Evet, onun bir maddi değeri de vardır ama orada sanatkar sonra değer onu antika sanat hüviyeti kazandıran, yüksek yapılık kazandıran, değer kazandıran o sanatkarın sanatkarlık üslubunun, sanatkarlık özelliklerinin, yapıcılık ve sanatkarlık vasıflarının oraya yansımasıdır. İşte kainat dediğimizde de böyle bir şey var. Yani kainat o yaratıcının muazzam bir eseri olarak karşımızda duruyor. Ve bu eserin üzerinde o yaratıcının, o sanatkarın ünvanları, sıfatları ve fiilleri tezahür ediyor. Görülüyor yani. Mesela kainata baktığımız zaman ki onun zatı sonsuz olduğu gibi isimleri de yani ünvanları da sonsuzdur. Baktığımız zaman Hakim ve Rahman, Rahim ünvanları, isimleri belki daha fazla bariz bir şekilde görünüyor. Nasıl görünüyor? Yani bugün bilimin ortaya koyduğu veriler noktasından baktığımızda yani kainattaki bütün aksama dair, bütün unsurlara dair, kainatın bütün tabakalarına dair insanoğlunun aklının adeta casus gibi kainata girmesi ve oradan aldığı verilerle ilim dalları teşekkül etmiş. Daha sonra insanlar o ilimleri tasnif etmişler. İşte biyoloji, kimya, fizik, astronomi vesaire falan. Şimdi o bütün o bilimlerin verdiği, kainat hakkında verdiği bilgiler bize şunu gösteriyor ki hiçbir şey abes değil. Hiçbir şey lüzumsuz değil. Hiçbir şey maksatsız ve gayesiz değil. Ve çok yüksek sanatlarla ince bir şeyin dizayn edilmiş. Evet. Evet. Bir de Besmele içerisinde işte Rahman ve Rahim ne demek? Yani şefkat ve merhamet sahibi. Şimdi buna dair bir takım deliller devşirmek istediğimizde Belizam Hazretleri yine eserlerde şu misalleri çok sık verir. Yani bütün canlıların ve özellikle yavruların, yavru canlıların, yavrularının ummadığı yerlerden onların bütün ihtiyaçlarının, hayati ihtiyaçlarının, rızık olarak bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ile karşı karşıya kalıyoruz. Yani ananın karnında ki oraya da ana rahmi diyoruz. Ananın şefkat evi manasında. Yani hiçbir iktidar ve iradesi olmayan bir cenin orada annenin aldığı besinlerle hiç elini, ayağını, vücudunu zaten kıpırdatma istidatında değil. Yok ki bence tam tersi ayak ayak üstüne atmış. Manzara var değil mi? Evet. Ayak ayak üstüne atmış. Ona takılan bir boruyla beslenmesi. Bu bir rahmet tecelli. Yani ana yemiyor, yediriyor. Kimin annesi yapabilir bunu? Kimin annesi, hangi tıp otoritesi? Ve ellerini süremezler. Kimin annesi? Bütün anneler evet. Bunu yapıyor yani. Evet. Hadi insan şefkatli, merhametli bir varlık da canavar olarak bildiğimiz, yırtıcı olarak. Ayılar, fareler. Aslanlar mesela. Allah yani Allah. Dişleri ve pençeleri ben parçalamak için yaratıldım diyor bana. Ama böyle bir mahluktaki kendisi açken bulduğu yiyeceği getiriyor, yavrusuna veriyor. Yani adeta... Hatta lafını unutma, geçen gün vardı, ceylan yakalamış şey, evet. Aslan. Fakat ceylan hamile. Bundan sonra parçalamaya başlarken yavrunun cenin çıkıyor ucundan. Görünce başlıyor onu yalamaya. Evet. Allah Allah. Kendi yavrusu. Kapıyor. Kendi yavru ya. Ona olan o merhamet. Yani şey, o böyle bir Allah Allah. Şey. O cismani ve biyolojik yapı içerisinde şefkat duygusunun tezahür etmesi. İşte o çok şayan bir tat yaratıcının zaten, Rahman ve Rahim olan yaratıcının fizik aleme olan akisleriyle karşı karşıyayız. O merhametin yani, yansımaları. Evet. Yani bir zamanın gene kan ve fışkı ortasından o yeni doğan yavru dünyaya geldi.
az buçuk el hareketleri, ayak hareketleri, bedeni hareketler başladı. Ama hiçbir şey yiyecek, cismani, maddi bir şey yiyecek istidadında değilken, annelerinin memelerinden gelen hem de kan ve fışkı içinden hiç onlara bulaşmadan en gıdalı bir unsurun onlara yiyecek olarak gelmesi bir rahmet ve şefkat tecellisidir. Hele hele hiç yerinden kımıldamayan ağaçlar hareket etme istidadında yok. Yani incir ağacı da aynı süt içiriyor yavrularla. Toprak yiyor kendisi. Çamur, balçık. Yani hiç kımıldama istidadında olmayan ağaçlar, yani rızıklarının, ihtiyaçların peşinde koşma istidadında olmayan bitkiler yerinden kımıldamadan kökler vasıtasıyla onlara yiyecek ve içeceklerinin onların vücutlarına gelmesi. Yani aslında canlıların şöyle bir geniş zaviyeden baktığımızda canlılara rızık olarak gelen dokularına, organlarına ve hücrelerine gelip o vücudun yaşamasına vesile olan rızıkların, zerrelerinin serüveni diyelim, hareketi ta inorganik yapıdayken başlıyor. Evet. Yani mesela Karadeniz'in içinde, oralardan yeni geldiğimiz için evet, oradan misal verelim. İnorganik vaziyette duran fosfor zerreleri, atomları. Sade ve basit bir şekildeyken, hiçbir sebep yokken hamsinin vücuduna giriyor. Daha terkipli, daha komplike, daha karmaşık bir organın içine giriyor ve orada oraya hiç yadırgamadan yerini alıyor. Çalışıyor. Sisteme uyum içerisinde. Bir yapı taşıyor, profesör gibi. Onu daha komplike, daha karmaşık, daha mürekkep diyelim, bir başka varlık yiyor. Belki daha bir büyük balık diyelim. O da geliyor, o balık da geliyor benim evimde, benim tavamda kızarıyor ve ben yiyorum. Çok çok daha komplike bir, çok çok daha terkipli bir varlığın içerisine giriyor. Daha mükemmel. Ve vücudumun neresinde bulunuyor ise midedeyken, daha sonra hazmolunmuş, kana karışmış, az yuvarların üstüne binerek en uygun yere noktası olan mesela fosfor, çok o konuda bilgimiz olmayabilir ama göz mesela fosfor atomuna veya hücresine gözüme geliyor ve gözümdeki yerini alıyor. Yani bütün bu serüvenin ardında hiç şüphesiz bir rahmetin, bir şefkatin, bir merhametin, bir ilmin, kudretin, bir ilmin, iradenin kudreti. Dolayısıyla tam burada işte bunu sizin gibi anlatan birisi hakikaten ruhen, aklen hissediyorsa onun her davranışı esnasında Bismillahirrahmanirrahim demesi fıtri bir şey. O noktaya gelip bitirmek istiyorum. Mesela şimdi bu zaviyede baktığımızda kainatta böylesine mukazzam bir hükümranlık görüyoruz. Evet. Hakimiyet görüyoruz. Çekip çeviricilik görüyoruz yani. Her şey ister istemez, bu ayetin manası, ister istemez ona boyun, her şeyin alnından tutmuştur diyor mesela. Evet, ayette. İradesi olmayan ama birbirinin sınırlarına tecavüz etme istidadında olan sistemler, galaksiler, galaksiler içerisindeki gezegenler, atomlardan da itibaren. Atomlar, mikro alemden makro aleme evet, kadar diyelim. Her şey onun çizdiği rota istikametinde adeta onun esiri olarak çalışıyor arkadaş. Yani dünyamız 23,5 derece başını eğmiş, ister istemez güneşin etrafında kendisine çizilen yörüngede hareket ediyor. Halbuki dünyamız ve dünyamız gibi diğer gezegenler yörüngelerinden sapmak ve diğerlerle her an çarpışmak istidadındadırlar. Her an vücudumdaki hücreler, zerreler yolunu şaşırıp vücudumun sağlığını bozma pozisyonuyla her an karşı karşıyayım. Ama demek ki mikro alemden makro aleme kadar böylesine mükemmel bir hükümranlık ve hakimiyetle karşı karşıyayız. İşte ben besmeleyi çektiğim zaman bu hükümranlığın sizin de ifade ettiğiniz gibi şeysi içerisinde onunla senkronize oluyorum. Kainatla senkronize oluyorum. İdrak ediyorsunuz. Kainat madem ki iradesiz ve akılsız varlıklar onun çizdiği rotaya, onun çizdiği programa asla itiraz etmeden tabi oluyorlar. Ben de cüz'i irademde, onlarda olmayan bir şey insanda var. Özgür irade var, cüz'i irade var. O cüz'i irademde her an onun çizdiği rotadan sapmak durumunda olabilirim. Ama diyor ki ben kainattaki bu sistem mükemmelliğini, bütünlüğünü görüyorum ve ben de iradem ve aklımda onun çizdiği rotaya adapte oluyorum. Adapte oluyorum, dahil oluyorum. Çok güzel. Şimdi fakat bu o kadar da kolay bir şey değil. Hani
kainatın çevirciler var. Ya. Sahibi yaptığı icraatlarında sebepleri kullanıyor. Yani imtihan sırrı. Boyunca birçok hikmetlerinden birisi de imtihan sırrıdır. Dolayısıyla tarih boyunca insanlar o sebeplerde takılmışlar. Sebeplerin arkasındaki sonsuz ilmi, kudreti, iradeyi, görme, bilme, işitme gibi sıfatları, şefkat, merhamet gibi sıfatların tecellilerini o sebepler mani olmuş. Halbuki benim zaman Sözler isimli eserin 33. sözünü 27. penceresi iyi hatırlıyorum. Orada şöyle bir mukayese yapar. Der ki, kainatta der, aynen onun orijinal ifadelerini söyleyeyim. Kainatta esbab ve müsebbebat, sebepler, onları ortaya sebepler çıkardım. Eliyle zahiren ortaya çıkan çıkardım. Sonuçlar, eserler, sanat eserleri. Ağaçta elma gibi. Gibi. Toprak ağaç gibi, ağaç evet. Meyve gibi mesela. Evet. İşte erkek dişi çocuk gibi mesela. Tavuk yumurta. Mesela sebepler, esbab ve müsebbebat, görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz. İşte bunu görmek, bunun farkında olmak mesela. En âlâ, en güçlü bir sebepleri en küçük bir sonuca, basit bir gibi görünen bir sonuca yetmiyor. Onu icat etmeye yetmiyor. Ama o sonuç da o sebepler eliyle ortaya çıkıyorsa benim mantıken şu noktaya gelmem icap etmez mi? Öyleyse müsebbepleri yapan, sonuçları yapan, eserleri yapan, sanatları üreten başkadır. Başka bir yaratıcı. Sebeplere vermemem lazım. İşte besmele ile başladığım zaman ben sebepleri ne yapıyorum? Devre dışı bırakıyorum. Diyorum ki ey yaratıcım ben işin farkındayım. Sen sebepleri koymuşsun. Sebeplerin ardında icraat yapıyorsun. Ama ben o sebeplerde boğulmadan direkt senin isim ve sıfatlarının tecellisiyle karşı karşıya olduğumu, senin rahmetinin tecellilerine mazhar olduğumu idrak ediyorum. Mesela orada şöyle bir şey söyler Bediüzzaman yine. Der ki mesela en güçlü bir sebep olarak bildiğimiz şey nedir? Güneş. Güneştir. Hatta tabiat kitaplarına malumlarınız ne der? Hayat kaynağı olan güneş. Hakikaten hayat güneş çekilse yeryüzünde hayat olur. Şimdi diyor ki güneşe diyor şöyle sorsak. Ey güneş bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Sinek de şeyde güneş de dile gelse. Valla arkadaş benim hani dükkanımda, benim yapımda enerji var, ısı var, ışık var. Ama senin bahsettiğin o antika sanat eserinde göz, kulak, mide, hayat gibi öyle harika unsurlar var ki. Onlar bende yok. Benim dükkanımda bunlar yok. Hani olsa dükkan senin diyecek adeta. Benim dükkanımda yok. Dolayısıyla demek ki sebeplerin ardından hemen müsebbibül esbab diyebildiğimiz sebeplerin de yaratıcısı olan yaratıya zihnen, aklen ve kalben geçmek. Yani nimetten inama geçmek. Orayı da ifade edelim, geçelim mesela. 17. sözde geçen, siz demin hatırlattınız. Hı hı. Çok güzel bir ifadedir. Sa diyor ki, nimet içinde inam görünür, Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten inama geçsen mün'imi bulursun. Eğer diyor nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. Şimdi arkadaş nimet önümde duruyor. Bir tabak kiraz veya mandalin şimdiki mevsim itibariyle. Ya arkadaş iki ay öncesine kadar o benim tat alma duyguma ve benim biyolojik ihtiyacına cevap verecek bir keyfiyette değildi. Mandalin değildi o. O topraktaydı, elementler dünyasındaydı. Onun üzerinde, o unsurların üzerinde bir gaybi el işledi, çekirdekten, çiçekten, yeşil halinden sararmış, olgunlaşmış bir mandalin şekline çevirdi. Şimdi burada benim dikkatimi çeken, hiç şüphesiz onun elementler pozisyonundan şeye benim için rızık olarak şekillenmesine gelinceye kadar birçok fiiller işledi. Ama fiillerin içerisinde en bariz olanı inam fiili yani. Nimetlendirme fiili. O nimetlendirme fiilinin sahibi kim olabilir? Mün'im olabilir. Nimet verme ünvanına, özelliğine sahip olan bir sanatkar olabilir diye benim işte nimetten inam fiiline, fiilden de onun ismini, onun ünvanına. Onun ismini bulduğum an yapana. Peki bu isim nereden geliyor? Sıfat nereden geliyor? Sıfatlar nereden geliyor? Bunların bir kaynağı olması lazım. Kaynağını göremiyorum
Ama eserinde fiillerini, izlerini, izlerini, remizlerini, belirtilerini görüyorum. Ben işte besmele ile ben ona olan irtibatımı, her şeyin ondan geldiğini, hiçbir sebebin zerre kadar etkisi olmadığını kabul etmek, anlamakla bütün işleri, hani yurcevül emrü küllüğü diyor, bütün işler ona döner, ondan geldiğini, idrak ettiğini ifade etmiş oluyor. Evet. Siz tabii daha çok üniversite çalıştığınız için birazcık daha düzenli, birazcık daha ilmi anlatıyorsunuz. Ben ilkokul, ortaokul öğretmeni de yaptığım için bu aynı anlattığınız hakikati ben mesela torunuma nasıl tatbik ediyorum? O daha maharettir işte sizin yaptığınız maharet. Yok maharet değil de. Yakak yakapları anlaşılır hale getirdim. Hayır yani mütezal gereği. Siz dediniz ki üniversitede ben ilkokula giden torunum. İşte hazır bir tavuk almış, temizlenmiş. Bir dakika diyorum kızıma ben bunu pişirme. Açıyorum. Bir tane de yumurta getiriyorum. Onun arka kısmını, ortası hani tüylerden yolmuş tavuk, yumurta yerleştiriyorum. Diyor ki torunuma, Zeynep Hanım, işte bu yumurta burada oluyor. Dede, yalan söyleme diyor. Vallahi burada oluyor diyor. Sen ne diyorsun, Ali Hoca'nın diyorum, balında tavuk yumurtarken görmedik mi? Dedenin efendim kümesinde yumurtanın çıkışını seyretmedik mi? Şimdi çocuk bir ikilemde kalıyor. Diyor ki, anne, dedem diyor ki yumurtayı tavuk doğuruyor. Doğuruyor ama doğuramaz değil mi? Çocuk böyle diyor. Bunun profesörün deme işini ben çok garip şey yapıyorum. Çünkü sebep tavuk. Evet. Dede diyor bu diyor ben çok seyrettim. İşte buğday, nohut, efendim soğulcan, böcekler yiyor. Pislik yiyor dede diyor. Burasından nasıl oluyor bu diyor. Hatta ben mesela yumurta yedim de kaynamış yumurtaya yapıyorsam kabuklarından, zarlarından aynı şeyi yiyeceğim sofrada. Zeynepciğim bakalım o 5 santimle olmuş diye bir yapalım diyorum. Mesela beraber bir köpük parçasını veya o hazır şeyler, hamurlar var. Onları yumurta yapmaya çalışıyoruz. Bir türlü o şekli veremiyor. Ama diyorum kabuğu ince olsun. Annesi içli köfte yaparken bunu yumurta gibi düşünelim. Çocuk zorlanıyor, çok kalın oldu diyor, zar yapabilir misin? Onun kafasında o pislik yiyen tavuğun yumurta yapamayacağını ama oradan çıktığını, yani burada imtihan sırrı gereği sorular ve cevapları bir arada olmaması gerektiği gibi başka bir sırrı olduğunu. Ha ben bunu orada anlatırken Hollanda'da, Rotterdam'da şey bindik uçağa, 5 dakika, 10 dakika, 13 dakika kadar bizi beklettiler. Durmadan anons yapıyorlar. Felenekçe ve Türkçe. Çok fazla uçak var, rota veremiyoruz. Benim aklıma bir anda burada anlattığımız konular geldi işte. Kalktım, hatta derdiler, beyefendi lütfen yerinize oturun, uçak kalkmak üzere falan. Tabii Türkler kalabalıkta dedim ki, ya bunlar dünyanın en büyük havaalanları, 13 dakikadır bize rota verip de kaldıramıyorlar. Pistin ucuna geldik, durmadan motorlar söyle çalışıyor, kalkamıyor. Ben de ayağa kalktım, bizim memleketimizde Manisa'da dedim öyle bir zat var ki 300 milyar tane 300 milyarı bir anda rota veriyor, birbirine çağırdı. Hadi ya dediler. Ama havaları biliyorum. Ha böyle mümkün değildi de sen yalan söyleme. Bak demin sen namaz kıldı gördük yalan söyleme dediler. Vallahi öyle dedim. Ama biz ona Allah diyoruz dedim. Ve ilmen 300 milyar tane 300 milyar yıldızı hala çeviriyor. Hem bunların uçaklarında fren yok, direksiyon yok, pilot yok. Yani ben buna farkına varınca bunun. Yine mesela bir ilde 10 tane topu çeviren bir şirke götürdüler. 20 euro mu ne verdik Rıza Bey? Ben hakikaten eve geldim denedim onu. İki tanesi çeviremiyorum ben. Belki uğraşsa yapıyor ama iki tanesi. Hani bizde 3 tane 4 tane çeviren oluyor. Adam 10 tane çeviriyor ama 20 euro alıyor. Yani 60 lira falan neredeyse. Belki daha fazla. Ya yani orada aynı şey geldi aklıma. Bu taş parça, ateş parçalarını çeviren bir kudret. Yani size anlattığı şekilde kainatta nereye baksak perde arkasında bir ilim, bir kudret, bir irade var. O sebepler hakikaten çok adi. Yani bir kaz veya ördek annesi karnındaki cininin ayaklarına hükmedecek lelavi denasıyla oynayamaz. Çünkü daha ilim adamları oynayamıyorlar. İşte bir hani aynı yerden o ördeğin parmaklarının arasında o perdeler olmasaydı hayat ördek için yasak olur. O perdenin çekilmesi rahmet ve şefkat eseri. Evet. Sadece perde olsa mesela evet, ıslanmayan tüy, suda açılan göz, yani o kadar özellikler var ki bunları ona vermek benim annem ilkokul mezunu. 100 trilyon hücre,
Türkiye'de henüz bir tür efendim yani nükle... besmele bunları farkındalığının ilk adımı. İlk adımı yani, evet. Besmele, kadar önemli ki şey gibi bu lades tutulur ya. Evet. Aklında diyorsun. Çok güzel. Şey alırsın. Harika bir güzel. Yani, sanki bu da öyle bir şey. Yani her nimetle karşılaştığınızda, her faaliyet yaptığınızda aklımda diyorsunuz. Evet. Yani burada senin izin var, senin kudretin var, senin ilmin var, senin rahmetin var, senin merhametin var. Bu sebepler ne olursa olsun ben bunun arkasında seni görmek istiyorum. Yani Bismillah'la başlamakta böyle bir şuur hali adeta. Ben sana ezelde verdiğim o sözü unutmadım. Ve bu dünyaya geldiğimde bütün karmaşık, siyasi, içtima, keşmeşe rağmen ben dünyamda ey Rabbim sana yer veriyorum. Bütün bu keşmekeşler içerisinden ben seni unutmuyorum. Seninle olan irtibatımı muhafaza ediyorum. Evet, bu tabii çok kolay bir şey değil. Değil. Şimdi mesela çok güzel, çok acıkmışsınız. Mükemmel bir sofraya oturuyorsunuz. Uyuşuyorsunuz yemeğe. Evet. Ama bir müddet sonra hatırlıyorsunuz. Ya besmele çekmedim falan evet. diye. Değil mi? Yani insanın bu halinde bildiği için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor. Eğer başta unutursanız ortada da olsanız. Telafisi mümkün. Telafisi mümkün. Çünkü insan böyle bir mahluk. Yani unutmaya meyel bir mahluk. İnsan yani, isyandan alınmış. Salihli'de kızım anlatıyor. Karadeniz'den bir hanım oraya taşınmışlar. Böyle bir sohbette işte kocalarınız yemekte efendim çorba içince mesela size teşekkür ediyor mu? Hanıma bir tanesi demiş ki isterse bir etmesin filan. Gülüşmüşler. Ya bunu niye bana anlatıyor? Arkası çok önemli dedi. Siz kocanızdan teşekkür bekliyorsunuz. Fakat teşekkürün esas hakiki sahibi siz değilsiniz. Neden? Ya şimdi patlıcan pişirdiniz. O patlıcan için kainat ayarlanmış. Ona fotosentez şeyi kazandırılmış. Efendim o kıyma otu yiyip de ete çeviren bir fabrikanın ineği koyunun neticesi elinize geliyor. Ya o zeytin ağacındaki efendim işte çekirdeğiyle şeye sıkıyorsunuz. Yani onlara bu size anlattığınız beraber anlatmaya çalışıyorum bu mantığı o zaman kap demiş. Yani ateşi geçiriyor ama su aşağı atmıyor. Erimiyor. Öyle bir metal yaratmış. Hatta Kur'an demir için inzal ettiğini söylüyor Allah. Yani bütün kainatın disane haline bir dize bağlıdır meselesini dile getiriyor. Adeta ifadelerle. Yani, şunu şey tamamlayayım. Tabii. Demiş ki elbette ki size de teşekkür edilmesi lazım. Fakat hep birlikte esasında bütün bu nimetleri vereni farkına varır. Rahmet elini görüyor üstünde. Ona teşekkür etmemiz. Ona efendim onun ismiyle başlamamız. Rahmet eli var onu görüyorsunuz. Görüyorum. Tabii insanın bu gafletini Cenab-ı Allah bildiği için Kur'an-ı Kerim'de de bu febeyyi alâ rabbiküma tükezziban. Allah ikazlar mı var? İkaz var. Tekrar ediyor bunu Rahman Suresi'nde. Yani Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Aman yarabbi yalanlayabilirsiniz. Yalanlayabilirsiniz. Bediüzzaman Hazretleri bunu anlatıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim nimetleri, ayet nimetleri, ayetleri, delilleri tadat ederken febeyyi alâ rabbiküma tükezziban ayeti celilesiyle tekrar ile zikredilmekte olduğundan şöyle bir delalet vardır. Yani şunun için bu işaret böyle bir işaret var. Cin ve insin en çok isyanlarını, en şiddet tuğyanlarını, en azim küfranlarını tevlid eden şöyle bir vaziyetleridir ki. Yani bundan çok gaflet ediyoruz biz. Tabii. Yani mümin de gaflet ediyor, münafık zaten. Şaşırma noktamız bu insanlık olarak. Şaşırma noktası evet. Unutuyoruz. Çünkü çok sebepler dünyasında yaşıyoruz. Evet. Her an onlarla iç içeyiz. Aciz, fakir, kapılıyoruz. Nimet içinde inamı görmüyorlar. İnamı görmediklerinden yani nimet içerisinde nimetlendirmeyi, fiilini görmüyorlar. Sen onu kendi kendine gelmiş, mecburen vermişler gibi. Bir nimetlendirme fiili var, bir kast var, bir irade var, bir şuur var, bir tercih var bu. Kendi kendine olmuyor yani. İşte sebepler yaptı, sebepler de bunlar yok aslında. Görmüyorlar. İnamı görmediklerinden mün'imi hakikiden gaflet ediyorlar. Tabii. Nimetlendirme fiilini fark edemiyorsanız o zaman nimet sahibini de teşekkür etmeye gelmesiniz. Gerek yok ki kendi kendine oluyorsa o zaman sahipsiz bir şey haline geliyor değil mi? Mün'imden gafletleri saykasıyla o nimetleri esbaba veya tesadüfe isnat ederek evet. Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekzip ediyorlar. Adeta Cenab-ı Allah'ın malını
başkasına bir filan vererek hırsız diyorsunuz. Yani. Yaratıcı imkan var abi içinde. Evet, yaratıcı imkan var. Evet. Yalanlıyorsunuz. Var, evet. Dolayısıyla her bir nimetin bidayetinde, başlangıcında mümin olan kimse besmeleyi okusun. Yani onunla ilgili bir ayet bu adet. Yani besmeleyi ikaz şey var arkasında. Ve o nimetin Allah'tan olduğunu kastetmekle kendisi ancak Allah'ın ismiyle Allah'ın hesabını aldığını bilerek. Yani bu çok önemli. Yani aklımdanın şeyi bu esasında. Evet. Allah'ın ismiyle ve Allah hesabını aldığını bilerek Allah'a nimet, işte Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun. Bu ayet bize bunu ihsas ettiriyor. Bir de şey hatırıma geldi. Yani bir yere girerken, mesela devletin daireleri içerisinde bir yere girerken eğer onlardansanız sizi içeri alırlar. Evet. Değilseniz almazlar. Veya onun o hükümdarlığın içerisinde. Bazen bunu göğsünüzdeki kartlar vardır. Bazen elinizdedir, şeyledir. Yani mahlukatın da Bismillah'la işte adeta tüyün taşı delmesi o parola gibi, bu şifre gibi, kapıyı açan, o aleme dahil olan bir şey gibi değil mi? Yani belki metnin arkasını okusak değil mi? Daha da güzel olacak. Tam yerine getirdin evet. Şimdi. İstersen oradan devam edelim okumaya. Evet. Evet. Süremiz var galiba. Evet. Evet. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak diyor. Evet. Kuvvet. Bakalım biz de. Evet. Şeyi mi okuyalım? Bundan sonrasını mı okuyalım? Olur. Evet. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Birisini görüyorsun ki geldi, bir emir verdi. Bütün şehir onun emrine uydu. Çalışmaya başladı. İki adam dükkanına girdi, çıkar defterleri dedi. Çıkar defterleri dedi. Çıkarıyorsun. Çıkarıyorsun. Evet. Yakinen bilirsin, bundan anlarsın ki o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. İşte geldi, kelepçeyi uzattı, aldı seni götürdü mesela. İtiraz edemiyorsun. İtiraz edemiyorsun. Neden? 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 Çünkü o kendi adam, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder. Vazifeli birisi. Bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, yani biz dünyevi hayatta, bu yaşadığımız hayatta, kendi nizamımız içerisinde, devlet nizamı içerisinde bunu görüyoruz, bu halleri. Bir de kainat nizamı var. Bütün kainatta cereyan eden, bütün varlık aleminin içerisinde buna benzer bir hareket var. O zaman da bunlar Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşırlar. Ufacık bir incir çekirdeğini işte gözle neredeyse göremeyecek kadar değil mi? Koca bir incir ağacı ondan çıkıyor. Bir çam kozalağın içindeki çam çekirdeğinden koca çam ağacının bütün şekil tadı olması. Yani, yani nasıl dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Yani o çekirdek o kadar büyük ağacı o çekirdeğe taşıtıyorsunuz. Taşı diyorsunuz, taşıyor. Yani bütün statik efendim elektrik, su planlarının dosyaları adeta değil mi? Fakat sizin o planlarınızı toprağın üstüne koyduğumuz zaman o planlar kendisi o binayı teşekkür ettiremiyor. Evet. Burada garip. Bu neden bu oluyor? Yani nasıl, ne var bunun arkasında? Evet. Demek her bir ağaç Bismillah der. Yani şifre, parola şifre. Abi. Onun adıyla hareket eder. Kapıdan girmesi için kartı gösteriyorsunuz, içeriye daldınız. Daldıktan sonra mesele bitiyor zaten. İş oraya dahil olmakta değil mi? Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Evet. Burada temel espri herhalde bu misalde ve misalin tatbik edildiği gerçekler dünyasında temel espri bir aşkın güce dayanmakla o gücünün kendi, çok üstünde işleri yapabilmek. Kendi üstünde işlere mazhar olabileceği manasında. Şimdi yani küçücük bir çekirdek bir takım hücreler ona kodlanmış vesaire falan işte genetiğine o şekilde yerleştirilmiş ve koskoca bir ağacı içinde taşıyor. Onu
o müsait bir zemine attığımız zaman o ağaç bütün dal ve budaklarıyla, meyveleriyle tezahür ediyor yani. Dolayısıyla yani küçücük bir çekirdeğin bu işi yapması mümkün olmadığı halde buna mazhar oluyor. Öyleyse o çekirdek bana bu mesajı veriyor. Bu ağaç bana bu mesajı vermesi lazım. Gerçekten kendi adıyla hareket etmiyor. Ben kendi adımla hareket etmiyorum diyor. Yani benim gibi diliyle Bismillahirrahmanirrahim demiyor ama. Demiyor ama durumu, pozisyonu, yaptığı işler. Ben bu işi yapamam ama yapamıyorsam bunu söylüyor. Aynen işte şeyin geldiği gibi askerin bir şehir ailesinin arkasında devlet var. O şahsı adına gelse hiç kimse bir tokatla hallederler. Demek ki tabiatta cereyan eden hadiselere bu gözle baktığımız zaman ardında bir aşkın güce dayandığını, değil mi? Bir kudret ve ilmin çerçevesinde hareket ettiğini, dolayısıyla Bismillah dediğini bana gösteriyor. Yani varlık aleminin en küçüğünden en büyüğüne kadar eşyanın kendi zati özellikleri içerisinde böyle bir gücün olmayacağını görüyoruz. Şöyle o zaman, ama bu güç olmadığı halde çok büyük işleri yaptıklarını da görüyoruz. Değil mi? Öyleyse. İşte yıldızları, gezegenleri, atomu, diğer çekirdeği görüyoruz. O zaman bunu bir şeyle izah etmemiz lazım. Ya bunun izahı nasıl olacak? En kısa ifadesi nasıl olur? Evet, Bismillah'tır. Evet. Bu demin anlattığınızı bir misalle tekrar ben dönmek istiyorum. Önemli. Sizin zaman zaman işte büronuzda otururken inşaata gittiğiniz zaman yanınıza geliyorum. Bazen temel kazarken, bazen o kolonlar dökülürken, bazen efendim o plan safhasında işte o demirler bağlanmış böyle çok hayaller zaman zaman size ifade ettim. Ama şöyle düşünüyorum. Mesela siz şimdi ilan etseniz Marisa Stadyumuna Marisa'lılar toplansa ve siz oraya götürseniz bir vida koysanız, vida, bir demir parçası koysanız. İsterseniz o bir efendim pimpon topu kadar bir top olsun. İsterseniz içinde bir torba çimento koy, biraz demir koy, biraz tuğla koy, biraz kum koy. Onu koysanız. Maddelerini koy hadi diye. Evet. O aniden çoğalmaya başlasa ve tuğlalar harekete geçse. Evet. Tuğlalar oluşsa. Tuğlaların bir kısmı zaman içerisinde demire dönüşse. Bir kısmı çimentoya dönüşse ve hiç usta olmadığı halde bir kısmı da metal veya tahta kalıplar halinde kolonla, kirişle teşekkür etse gitse. Tuğlalar hakikaten ustanın koyduğu gibi işte ikisi yan yana aralarında çimento üstüne gelse ve gözümüz önünde işte birkaç ay içerisinde hakikaten hiç usta olmadan futbol sahasının ortasında bu teşekkür etse veya otomobil olarak bir vida koysanız, o vida bir sürü vidaya dönüşse, zaman zaman vidaların bazıları saçlara, o saçlar kaplara, motor bloğuna, pistonlara dönüşse gözümüzün önünde, tellere dönüşse, araba olsa, ben diyorum ki tamamı Marisalı'nın kafayı fittirir. Hep birlikte akıl hastanesine tedavi olma ihtiyacı hissederiz. Oraya gitmek durumunda kalırız. Gözümüzün önünde böyle bir şey olsa, ben Manisa ailesine ilan ediyorum. Vallahi bütün yumurtalar, ana rahimleri ve çekirdekler aynı bu şekilde oluyor. Yani adeta o binaya ait bütün işte insan kolları, 213 kemik, özel kemikler, o dokular, 100 trilyona yakın hücre, içindeki mitokondriler. Bir tek hücreden mi? Evet. Onlar aynı hani tuğla, demir eşeği dönüş. Yani hücreler çoğalırken bir kısmına işte endoderm, mezoderm, ektoderm isim veriyor ilim adamları. Yani o doku hücre daha oluşum tarif etmek için verilen isim. Evet yani hücre değişime uğruyor. Bazı hücreler düzleri, bazıları yuvarlak, bazıları şunları meydana getiriyor. Okuduk hep biyolojide. Çok garip bir şey. Bazıları kemik oluşturuyor, bazı sinirler. Kemik oluyor, kıl oluyor. Evet, göz oluyor. Göz oluyor. Evet. Hı. O kadar garip kimi ki. Yumuşak doku oluyor. Ve Rıza Bey, siz, ben sizi takdir ediyorum mühendisiniz ama inanın birlikte seyrettiğimiz bu insan ve hayvan vücutları yumurtaların içerisinde öyle şeyler teşekkür ediyor insan hakikaten. İşte ben terzi arkadaşıma şey yapmak için, tarih etmek için bir tane gittim. Oradan bir tane reklam kağıdını külah yaptım. İçine saksıdan toprağı doldurdum. Dedim ki ben bir şey istiyorum sizden. Her türlü şeyi dikebilir misin? Evet Allah dedi hanımı. Ayşe Hanım buyurun. Benefit mağazaları. Dedim ki bu toprak bunun içinde duruyor. Bunun içine açmayacaksın külahı.
Aynı bak şurada gördüğün kavuşuk ağacının yaprağı gibi. Bak külah var. Sen bunu, bu toprağı bunun içerisinde pamuğa dönüşeceksin. Pamuk kumaşa dönüşecek. Çıkacak. O çıkmadan önce, öyle masaya yaymadan bu külahın içerisinde biçeceksin, dikeceksin ve çıkınca aynı bu yaprak gibi böyle bütün orada çıkacak. Hadi be sen delirdin mi dedi bana. Hani çok ütüyordum ben büyük ustayım, terziyim diye. Bazen bir çiçeğin o tohumları erkek dişi olarak çıkmasını ve insan vücudunu. Yani torunum doğduğunda ellerine bakıyorum. Niye ağlıyorsun diyorlar gözlerine. Ben mutfağımı yapan Burhan Usta'nın kapaklara alıştırma yapmak için defalarca vidaları ayarlamaya çalıştığını yaparken köşelerini efendim bir sürü geometrik cihazlarla ayarlamaya çalıştığını görüyorum ama o eller, o gözler, siması, parmaklar o hala eklemlerini falan düşündüğüm zaman hakikaten insan fiştirecek. Şimdi o farkındalığa dönecek olursak evet, verdiğiniz buyurun. Misallerden yani herhangi bir somunun çeşitli safhalardan geçerek bir otomobile inkılap ettiğini verse dediniz. Evet. İnsanlar kafayı yerler. Böyle bir şey olur mu falan diye. Fakat reel dünyada gerçek. Aynen böyle oluyor. Bir tek şuursuz bir hücre, bir kaplumbağaya, bir insan. İnsana dönüşüyor ya. Çok değişik fonksiyonlar ifade eder. Allah Allah. Hücrelerine, dokularına, organlarına dönüşümü görüyoruz. Peki orada kafayı yiyen insan kafayı niye yiyor? Düşünmüyor? Burada niye düşünmüyor? Hayret edici bir şey. Demek ki şöyle bir şey var. Farkındalık eksikliği. Eksikliği var. Ünsiyet meselesi. Evet. Yani her devamlı an, oluyor. Devamlı. Ben doğduğum andan itibaren işte toprağa tohum atıyoruz. Oradan filizleniyor, meyve veriyor falan. Biz doğduğumuz itibaren görüyoruz işte insanlar doğuyor, hayvanlar doğuyor, bitkiler yani. Baharda canlanıyor. Yani ineğin memesinden süt geliyor yani. Yani bunun geliyor zaten. Nadireğini göremiyoruz. Demek ki Kur'an'ın tavuktan yumurta gelir. Üslubu bu etrafımızda cereyan eden hadiselerdeki haritalığı bizim dikkatimize çekiyor. Evet. Ve ben de besmele çekerken bunun farkında oldum. Bunun farkındayım. Evet. Bu işler tesadüfe veya sebeplerin eliyle olmuyor. Senin ilmin var, iraden var, kudretin var, isim ve sıfatların tecellisinin farkındayım. Ve seninle bu irtibatı bu kuruyorum. Parola tabirle bu irtibatı kuruyorum. Sana olan benim bir adımı, bağlılığımı adeta biliyorum. Lisede Yılmaz adlı bir öğrenci bana itiraz etti. Teneffüste geldi dedi ki hocam yani ben peygamber dönemindeki gibi mucizeler görmek istiyorum. O zaman ancak inanabilirim. Bir mucize görsem inanacağım. Yani, yeminle bak ben bunu yaşadım öyle bir şey görmek istiyorum diyor. Halbuki daha önceden ortaokullu bir öğrencim de dedi ki işte hocam ben artık peygamberin gelip de ay bölmesine ihtiyaç hissetmiyorum. Eline taşlar alıp da zikrettirmesine ihtiyaç hissetmiyorum. Ben gaybı bilmiyorsam neden? Ben diyor amip okudum. Ben terlik sayfa okudum. Bir hücre içinde bütün fonksiyonların nasıl ifade edildiğini bir damla suda ben bunu görüyorum. Dolayısıyla artık ilimlere bu tarzda bakış her şeyin mucize gibi bana geliyor. Annemin karnına benim teşekkür etmem. Yani perdesiz demin anlattığımız gibi adeta bir vidada otomobilin teşekkürü gibi bütün yumurta ve tohumlarda öyle şeyler oluyor ki işte o zaman ben şuna esas önemli olarak anlatmak istediğim şey şu. İslamiyet'i ilmihal dini olmaktan çıkarıp elbette ki ilmihalde olması gerekir. Efendim ama onun insan saadetiyle ilgili hakikaten Allah'a imanı kuvvetlendiren yani böyle sadece ilmihal konuları anlatmaktan iman hakikatlerine efendim gördüğümüz şeyden Allah'a götüren, imanımızı kuvvetlendiren, belki besmele gibi, elhamdülillah gibi İslam'a ait kelimelerin, tabirlerin, deyimlerin içini dolduran, onların hakikatleriyle bizi aşina eden inşallah bu hakikat penceresinde bu tür programlarla bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah, inşallah beceririz. Evet, bir saatimizi doldurduk. Değerli izleyicilerimizden müsaade istiyoruz. Efendim, sağlıkla kalın, hoşça kalın, hayırlı geceler. Hayırlı geceler.